Osman. Bıkmadınız değil mi benden? Bulunduğumuz araç Type R. Stoğu 200 beygir, 196 tork. Fakat şu an bulunduğumuz araç stok değil. Neler yapıldı, neler yapılmadı onları konuşacağız bu videoda. Size bahseder. Ben bildiğim kadarıyla bir K Pro Bey'im var. İlk ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar aracımız 2002 model. Milano Red diye geçiyor. Type R. Honda'nın hızlı arabalarından birisi. İşletim sisteminde Honda Ata K Pro var. Innovate Wideband var. Tomei benzin regülatörümüz var burada. Bir de yazılımımız var. Masters Garaj'ın doğayinlerinden Emrecan Tümürçin, buradan selamlarımızı yolluyoruz oraya. Mekaniker de Bayram Usta. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir Yürüyor araç. Çok güzel bir araba yaptılar. Biz de keyfini sürüyoruz. İşte şu an yürür hali pompa benzin. Pompa benzinindeyiz. Çünkü alkol her zaman bulamıyoruz. Şimdi bu sahte rakı işleri falan patladı İzmir'de. Millet el altından satıyor. Her zaman etanol bulunmuyor. Biz de onun sıkıntısını yaşadık. Bir de daha uygun oluyor böyle. Her yere gidebiliyoruz. Kafamız estiğinde Çeşme'ye basıp gidebiliyoruz. Aynen öyle. Yoksa bire bir uğraş nereden bulacağız? EP3'ten sonra FN2 kasa kodu çıktı. FN2 evet. Gene EP3'e göre yavaş kaldı çünkü arabayı daha çok elektronikleştirdiler. Hani gaz kelebeği olsun, işte ESP, hani adı daha farklı belki, onda da tam hatırlamıyorum ama bunlar tabii bunlar işin içine girince tabii araba yavaşladı. Hatta top gear'da incelediler arabayı. Piste 1 saniye, 1.5 saniye daha yavaş FN2. EP3 daha bir hardcore bir araba benim için her zaman gözümde. Yani iç dizaynına falan baktığınızda hani ne bileyim ben, bu tarz arabalarda hiçbir zaman dijital klima vesaire gibi şeyleri lüks aramıyorsun içine yani, zaten. Bak, direkt araba basit, klima tuşu kocaman, işte havalandırma tuşu kocaman, yani dörtlü hep şey, araba drag için, rolling için yapılmış. Dörtlü tuş hemen yanında, vites kolunun yanında, her şey kolaylık. Bir de FN2'de şöyle bir durum var Osman. FN2'de elektronik gaz kelebeği var. Evet. Onda o yüzden fazla yürütemiyorlar diye biliyorum. Ben de Honda'ya yeni geçiş yaptım. Arabanın sesi güzel bayağı. Egzoz sisteminde de sanırım değişiklikler var.
hatta arkadaşlar mesaj çekip duruyor şehir dışından arabanın sesini dinleyenler. İlk başta aldığımda Grady son susturucu vardı. O da polislerden rahat edemediğimiz için cezalardan artık usandık. Cezalar bitmeden. Okan Baycu'nun el yapımı Varex'ini taktık. Kit Racing sanırım İngiliz marka. Kit Racing Headers taktık. 76 milim krom ara borular var. O şekilde aç kapa Varex. Devam. Polisi görünce kapatıyoruz. Ki. Aynen öyle. Duyan sistemimizde biraz değişiklik var. Şimdi motor içine girdiğimiz için manifold değişik. Manifold değişik. Geçmişiniz ayrıca oraya. Evet, evet. Sokmak panel, için. Evet, RBC MM manifoldu değişik oldu. O sığmadı. Paneli kestik. Masters garajın çözümleri. Yürüyende tabii bu kadar doldurduk arabayı. Sipariş ettik. Diskler de farklı sanırım. Diskler farklı. Zaten o komple bir set halinde geliyor Wilwood. Cevat da çekti GoPro ile. Umarım çıkmıştır o da. Detaylı arkadaşlar, bir şekilde görürler zaten. Arkadaşlar görür. XZD Stage 3 4 yaprak debriyajımız var. XZD hafif volantımız var. Çelik fren hortumlarımız var. Yürüyende aklıma gelmiyor. P0 lastik takımlarımız var. Arkada P0 var galiba. Önde farklı bir lastik önde kullanıyorsun farklı, şu an. Önde daha yumuşak. P0 şey geldi. Sert geldi. Yaklaşık da lastik geçen senenin üretimiydi. Biraz sertleşmiş. Bir de her gün binilen bir araba olmadığı için kupon arabalara genellikle. Kaça kadar sarıyor İzmir asfaltında bu araba? Onu da görelim. 3'e kadar balanaj diyoruz biz. Sarıyor. Tutunamıyoruz 3'te. Otobanda bazen 2'de sarıyor. 3'te sarmıyor otobanda kesinlikle. Isındığı zaman tabii.